Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim sadece 3 malzemeyle elmas kurabiyesi yapacağız. Un, tereyağı bir de çikolatalı yani kakaolu puding kullanacağım. Öncelikle hamurunu yoğurarak başlayayım. Oda ısısında iyice erimiş 150 gram tereyağı. İsterseniz 1 su bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama tereyağı gerçekten çok farklı ve güzel bir tat veriyor. 1 paket kakaolu puding. Öncelikle tereyağıyla pudingi biraz şöyle karıştırayım. Ben burada 3 su bardağı unu eledim. Şimdi artık ellerimle yoğuracağım. Yavaş yavaş unu ilave edeceğim. Unu ilave ederken çok yavaş lütfen dikkatli ilave edin. Ben de şimdi yavaş yavaş ilave edeceğim. Sonunda sizlere ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Hamuru yeterince yoğurdum. İlk aşamada yoğururken sanki böyle çok dağılıyor, toplanmıyor gibi gelebilir. Daha sonrasında siz yoğurmaya devam edin, toparlanacaktır. 3 su bardağı undan yarım su bardağı bile değil kalmadı. Yani 2 bardaktan sonra siz lütfen yavaş yavaş ilave edin. Ben yoğurduktan sonra ellerimi de yıkadım. Gördüğünüz gibi böyle hafif elinize bulanıyor gibi olabilir. Olması gereken kıvam bu. Daha fazla un eklerseniz bu sefer toparlayamayabilirsiniz. Tepsimi yağlı kağıdı serdim. Önüme de birazcık hemen hemen 1 çay bardağı kadar toz şekeri aldım. Hamurdan bir parça alıyorum. Yuvarlıyorum. Şekeri buluyorum. Tepsiye dizeceğim. Tekrar bir parça alıyorum. Birkaç kere elinizle sıkın. Yuvarlayıp şekerin içine atın. Diziyorum. İstemezseniz şekeri bulamayabilirsiniz. Bunu mecbur değilsiniz. Ama elmas görüntüsünü vermesi için şekeri buluyorum. Daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz. Kurabiyelerin şekillerini verdim. Normalde bir tepsi olur ama benim mini fırın olduğu için böyle bir tepsi bile küçük az bir şey çıktı. Çok sıkıştırmak istemiyorum. Şöyle elimle ortalarını birazcık delik açacağım. Bastırıyorum. Böyle çatlamaları sizi korkutmasın. Çok aşırı derecede bastırmayın. Açarken elinizle şöyle bastırırken yanlardan da biraz destek alın. Şu parmaklarınızla direkt böyle dalarsanız çok dağıtırsınız. Kurabiyeleri 170 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayarda pişireceğim. Ne kadar sürede piştiğini de sizlere sonunda söyleyeceğim. Kurabiyeleri fırından çıkardım. Yarım saattir üzeri örtülü bir şekilde dinleniyordu. 20 dakikada 170 derecede pişti. Bu her fırına göre değişebilir. Böyle hafif yumuşakken hemen alın pişmediğini falan düşünmeyin. Eğer biraz daha tutarsanız bu sefer kurabiyeleriniz çok sert olabilir. Hemen aldıktan sonra üzerine bir bez örtüp dinlendirin. Ben üzerine birazcık çikolata sıkacağım içlerine. Bunu istemiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. Ben sadece görüntü olarak hoş bir görüntüsü olması için. Şimdi erittiğim çikolatayı bir buzdolabı poşetine koydum. Sadece 50 gram çikolata. Ortalarına sıkıyorum.
Daha çikolataların aslında birazcık bekleyip donması gerekiyor ama ben şu anda sizlere göstermek istiyorum. Hafif böyle çatlamalar olması normal. Bir tanesini şöyle ısırayım, sizlere de göstereceğim. Gerçekten çok güzel olmuş. Sizlerin kafasına hiçbir şey takılmasını istemediğim için şöyle kameraya iyice yanaştırıyorum. 3 malzemeyle yapılabilecek çok güzel kurabiye. Hatta bir tanesini bıçakla keseceğim. Sizler de görün. Gördüğünüz gibi çok güzel dağılıyor. Öyle çok sert falan da değil. İç kısmını gördüğünüz gibi. Kesinlikle denemelisiniz. Özellikle tereyağıyla yapmanızı tavsiye ederim. Siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.